Canım arkadaşlarım hepinize selamlar ben SML Hoca 40 soru sure serisi problemler kampında bugün kaldığımız yerdeyiz yani 37. testiyiz arkadaşlar ve 37. testle alakalı benim sana bazı uyarılarım var bu uyarıları her videonun başında olduğu gibi sana yine yapacağım işaretle diyeceğim evladım bunları işaretle sınavdan önce mutlaka tekrar et sınavda ihtiyacın olacak diyeceğim 37. testimiz hakkında 78 ve 79. sayfalarda arkadaşlarım ve işaretlemen gereken soruları şimdi sana söylüyorum bir bir. Öncelikle birinci soruyu mutlaka işaretliyorsun. Bizim için çok değerli olacak. Üçüncü soruyu mutlaka işaretliyorsun. Bizim için inanılmaz ama inanılmaz değerli. Daha sonrasında altıncı soruyu ve sekizinci soruyu mutlaka işaretliyorsun. Yani hangileriymiş? 1, 3, 6 ve 8. 1, 3, 6, 8 bizim bugünkü numaralarımız arkadaşlar. Aksakallı Dede misali. Sana bu numaraları verdim ki milli piyangodan daha da değerli olacak bu senin için. Evet. Gençler kitabımızın satış linki açıklama kısmında mevcut. Tek tıkla satın alabilirsin. Ya, maksimum 1-2 gün içerisinde de eline ulaşır kitap ve kampa hala başlamadıysan problemleri bitirmek için, problemleri halletmek için mutlaka başlaman, görmen, çözmen gereken bir kamp olduğunu söyleyebilirim. Evet. Ben kitabımı kenara bıraktım ama senin kitabın önünde açık olacak. Karşında da ben olacağım. Elinde de mutlaka bir kalem ve bir silgi. Hazırsan başlayalım dersimize. Evet bugün arka fonu gençler yine eskisi gibi yaptık yani, yani can sıkılıyor insanın yani şöyle arka planda bak şimdi kırmızı mavi oldu güzel oldu sadece maviye dö döndürmüştüm şimdi tekrardan bunu kullanmaya başladık hadi bakalım bize uğur getirsin. Evet birinci sorumuza bir bakalım aşağıda numaralandırılmış farklı renklerde kutular verilmiş bu kutularla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Şimdi diyor ki her kutunun içinde sadece kutunun rengiyle aynı renkte kart var. Yani mavi kutuda mavi kartlar, sarı, sarı kutuda sarı kartlar ve yeşil kutuda da yeşil kartlar var. Kutuların içinde bulunan kart sayısı kutuların numaralarıyla ters orantılıdır. He. Şimdi kutunun numaraları 2, 3 ve 5 ise hemen ters orantıyı ne yapıyoruz? Orantılıya çeviriyoruz. Yani hangi sayılarla orantılıymış onu bulacağız. 2, 3 ve 5'in ortak katı 30'dur. 30'u 2'ye böldünüz. Demek ki burada 15K tane kart var. 30'u 3'e böldünüz burada 10K tane kart olacak. 30'u 5'e böldünüz ve burada da 6K tane kart olacak. Her kutudaki kartlar birden başlayarak numaralandırılmıştır. Yani burada 15K tane kart varsa birden 15K'ya kadar olan bütün doğal sayılarla numaralandırılmış. Burada birden 10K'ya kadar burada da birden 6K'ya kadar. Sarı renkli kartların üzerinde yazan en büyük sayı yeşil renkli kartların üzerinde yazan en büyük sayıdan 12 fazladır. Hmm, yani diyor ki şuradaki en büyük kart numarası buradaki en büyük kart numarasından kaç fazlaymış? 12 fazlaymış. E bu ne demek oluyor? Buradaki en büyük kartımız zaten 10K değil miydi? E buradaki de 6K'ydı. O halde ne diyeceğiz? 10K'dan demek ki 6K çıktığı takdirde bu bize neyi veriyormuş arkadaşlarım? Tabii ki de 12'yi veriyormuş. Yani burada ben 4K'nın 12 olması gerektiğini, K'nın da 3 olması gerektiğini çok net anlıyorum. Peki K3 ise burada 18 tane kart vardır. Burada 30 tane kart vardır ve burada da 3 kere 15'ten 45 tane kart vardır diyeceğim. Buna göre mavi renkli kartların üzerine yazan sayıların toplamı. E burada 45 tane kart varsa ve 1'den 45'e kadar yazdıysak demek ki 1'den 45'e kadar olan sayıların toplamı istenmiş. Bizden ki ben bunu n çarpı n artı 1 bölü 2 yani 45 çarpı 46 bölü 2 yardımıyla elde ederim. 2'ye böldüm 2'ye böldüm burada 23 oldu. Demek ki ben 45 ile 23'ü çarpacağım. 20 ile çarparsam 900 yapar. 3 kere 45 ise 135 olduğuna göre demek ki 1035 bana cevabı verecek. Doğru cevabımız 1035'miş. Yani cevap şıkkımız C seçeneği sevgili arkadaşlarım. işaret koyun dediğim sorulardan bir tanesi ve tam anlamıyla TYT uyumlu bir soru gençler. Evet fasikülümüzde 290. sorumuzu çözüyoruz. Ve ikinci sorumuz dedik 37. testte. Şakir, Sude ve Ceyda arasında aşağıdaki konuşma geçmiş gençler. Şimdi Şakir var. Hemen şöyle gösterelim. Şakir. Daha sonrasında Sude var. Ve bir de Ceyda var. Tamam. Şimdi bakalım neler geçmiş bunların aralarında. Şakir diyor ki 3 yıl önce benim yaşım Sude ile Ceyda'nın yaşları toplamına eşittir. Şimdi 3 yıl öncesinden bahsediyorum. Eksi 3 yıl diyelim. Tamam mı? Sude'nin yaşı X ise Ceyda'nın yaşı Y ise eğer 3 yıl önce benim yaşım Sude ile Ceyda'nın yaşları toplamına eşittir diyorsa Şakir demek ki bu 3 yıl önce X artı Y yaşında. Sude diyor ki şu andan itibaren 15 yıl sonraki yaşım. Şimdi şu an olacaksa eğer ben şu anı nasıl bulurum? Eksi 3 yılın üzerine 3 yıl eklerim. Yani şu an Şakir X artı Y artı 3 yaşında. Sude X artı 3 yaşında ve Ceyda da Y artı 3 yaşında olmalı. Sude'nin cümlesini tekrar okuyalım. 15 yıl sonraki yaşım, 15 yıl sonraki yaşı x artı 18 olacaktır. Şakirle Ceyda'nın bugünkü yaşları toplamına eşittir diyor. Yani gençler, buradaki x artı 18, x artı y artı 3 ile y artı 3'ün toplamıymış aslında. O halde ben yazıyorum, x artı 2y artı 3 ile 3'ü topladım, 6 eşittir x artı 18 dedim. Her iki taraftaki xleri gördünüz, bunlar gitti. 2y eşittir 6'yı karşı attım, 12 geldi. Y de buradan kaç oldu? 6'nın ta kendisi. Güzel. Şimdi Y6 ise bak şurası 6'ymış. Demek ki burası 9 olacak. Gibi gibi. Ceyda da diyor ki 3 yıl sonra Sude ile benim yaşlarımızın farkı 1'dir. Şimdi orada dur. 3 yıl sonra Sude ile benim yaşlarımızın farkı 1 ise şu anda da 1'dir. Ki 10 yıl önce de aynı şekildeydi. Ki 10 yıl önce Ceyda yokmuş ama olsun. Demek ki yaşları farkı daima 1 olacak. Biz bunu anlıyoruz. Şimdi o halde şu an Ceyda 9 yaşındaysa Sude ya 10 yaşında olur ya da 8 yaşında olur ikisinden birisi. Sude diyor Sude Ceyda'dan daha önce doğmuş. Demek ki daha büyük bu kız. O halde 8 değil 10 yaşında olacak. Yani Ceyda kesinlikle 9 yaşında Sude kesinlikle 10 yaşında. E şimdi ben Y'yi burada 6 bulduğuma göre. E burası 10'du ya hani burası 10'du. O zaman X kaçtır 7'dir. E, Y'yi 6 bulduk X'i 7 bulduk. 6 artı 7 13 yapar bak şurası 13. Ve 3 daha 16 yapar. Demek ki Şakir şu an 16 yaşında. Bugün Sude, Şakir ve Ceyda'nın yaşları toplamı sorulmuş. 16 yaşındaki bir Şakir'imiz var. Daha sonrasında 10 yaşında bir Sude'miz var. Ve 9 yaşında bir Ceyda'mız olduğundan bahsetmiştik. Bunların da toplamı bize 35'i vereceği için doğru cevap E seçeneğinde verilmiştir sevgili gençler. Devam. 3. soru. Aşağıdaki tabloda ki işaret koyun dediğim bir soruydu. Aşağıdaki tabloda hangi sinyal gücünde bir dosyanın saniyede kaç kilobayt indirildiği ile ilgili bilgiler verilmiştir. Mesela burada iki diş yanarken 200 kilobayt. Bir saniyede 200 kilobayt bir yükleme. Burada 4 diş yanarken 500 kilobayt bir yüklemeden söz ediliyor. Bilgisayarını dosyayı, dosyayı indiren Ceren ekrana iki farklı sürede baktığında aşağıdaki ekranlarla karşılaşıyor. Saat 10.20'de ekrana baktığı takdirde iki diş ile indiren 2 diş çeken bir internet var. Kalan dosya %30 iken saat 10.30'da baktığında kalan dosyanın %10 olduğunu görüyor ve 4 dişle çektiğini görüyor internetin. Ceren ekrana ilk baktığı andan itibaren indirme hızı değişmemiştir. Yani diyor ki Ceren şurada baktı ya iki diş çekiyordu. Saat 10.30'a kadar bu hız hiç değişmemiş. Yani buradaki 10 dakika boyunca, 10 dakika boyunca 2 diş sevgili arkadaşlarım. 2 diş internetle indirme işlemini gerçekleştirmiş. %10 kalana kadar. Burada da değişmiş. Ceren 10.30'da baktığında indirme hızı değişmediğine göre Ceren'in dosyalarının tamamı saat kaçta inmiştir diye soruluyor. Şimdi şöyle diyeceğiz. 1 saniyede 2 dişle 200 kilobayttı. 1 saniyede 200 kilobayt. Peki 10 dakika boyunca 200 kilobayt hızla indirecek. E şimdi o zaman ben şöyle diyeceğim. 10 dakika kaç saniyedir? 1 e dakika 60 saniye ise eğer 10 dakika 600 saniyedir. O halde ne diyeceğim? 600 saniyede ne kadar indirir? 600 çarpı 200 kadar. Şimdi bu kadar dosya indirdi ve bu %30'dan %10'a düştüğüne göre bu artık %20'lik kısmıdır diyebilirim. Peki %10'luk kısmını nasıl bulurum ben? 2'ye bölerim. Yani 600 çarpı şunu 2'ye böl 100 olur. Tamam. Şimdi bu kadar indirmesini bekliyoruz ama ne kadar hızla? 500'de. O halde diyeceğim ki 600 çarpı 100 bölü 500 diyeceğim. Buradan sıfırlar ve sıfırlar gitti. 600'ü 5'e bölersem 120 saniye yapar. 120 saniye de 2 dakikadır. Demek ki 10.30'dan 2 dakika sonra bu dosya inecek. Yani cevabımız A şıkkıdır deriz sevgili gençler. Evet artık devam ediyorum. Dördüncü sorumla. Fiyatları 6, 8 ve 10 pardon 9 TL olan 6'yı 8 e okuyunca arkasına 10 diyezim geliyor. 9 lira olan 3 üründen en az birer tane almak koşuluyla 3 üründen toplam 19 adet alan Arda 150 TL ödemiş. Şimdi şöyle diyeceğiz. E, bu ürünlerin bu ürünlerden x tane bundan y tane bundan z tane de bundan alsın. x artı y artı z'nin 19 olduğu bilgisi verilmiş. Ve toplam 150 lira ödediğine göre şimdi bundan x tane almış her biri 6 liraysa 6x lira 6x lira buraya öder. 8y lira diğerine ve 9z lira da bir diğerine ödeyecektir. Toplam ödediği ücret de 150 TL imiş. Tamam, güzel. Şimdi buna göre Arda fiyatı 8 lira olan üründen kaç farklı sayıda almış olabilir diye soruluyor bana. Şimdi ben burada şöyle bir şey yapsam, Bu ee, bu 19'da 150'yi birbirine yaklaştıracağım ama aynı zamanda burada üçer tane değişken olduğu için üçer tane değişken olduğu için ben e, ee, bunlardan bir değişkeni de yok etmek istiyorum aynı zamanda. Mesela ben bunu 8 ile çarpsam gençler. 8x artı 8y artı 8z eşittir. 8 kere 19'da bana 80 artı 72'den 152'yi verir. Şimdi bunun altına yazacağım ben bunu. 8x artı 8y, y'yi yok etmek istedim. Artı 8z eşittir 152 dedim. Şimdi alttakinden üsttekini eğer çıkaracak olursam. Bak alttakinden üsttekini çıkarıyorum. Dikkat et. 8x'den 6x çıktı 2x. 8 y'ler gitti. 8 z'den 9 z'yi çıkardım. Eksi z geldi ve burası 2 yaptı. Çok güzel. Demek ki artık şunu söyleyebilirim. 2 x z artı 2'nin ta kendisiymiş. Şimdi x var, y var, z var. Bunların toplamlarının ben 19 olması gerektiğini gayet iyi biliyorum. Bana bunu da vermişti. Ve benden istenen şu. Fiyatı 8 lira olan üründen kaç farklı sayıda almış olabilir? Yani y kaç farklı değer alabilir diye soruluyor bana. Şimdi ben şuradaki 2x eşittir z artı 2 eşitliğinde eğer x'i 1 seçersem burası 2 olur z 0 olacaktır. Böyle bir şey olmaz. Niye? Çünkü her birinden en az bir, birer tane almış. Dolayısıyla ben x'i 2 seçersem bak x 2 olursa burası 4 olacağı için z de 2 olur. 2 artı 2 4 demek ki y'ye de 15 kalır. Eğer ki ben x'i 3 seçersem burası 6 olacağı için bak bunu 3 seçtim z 4 olur. 3 artı 4 7'dir. Demek ki buna da 12 kalır. X'i 4 seçersem eğer burası 8 olacağı için Z 6 olur. Bak 4, 6. 4, 6 daha 10 yapar. E burası da artık 9'a düşecektir. Bak dikkat et 3'er 3'er azalıyor. Dikkat et 2'şer 2'şer artıyor. Dikkat et birer birer artıyor. O zaman ben burayı 5 yaparsam burası 8 olur. Burası da 6 olur. Ben burayı 6 yaparsam burası 10 olur. Ve burası da 3 olur. Ben burayı 7 yaparsam burası 12 olur. Ve burası da 0 olur ama bunu kabul edemeyiz. Evet artık Y değerinin kaç farklı sayıda almış olabilir diye soruluyordu. 15, 12, 9, 6 ve 3 olmak üzere toplam 5 farklı sayıda almış olabilir. Cevabımız B seçeneği olacaktı. Evet arkadaşlarım devam ediyorum. 5. sorumla. Haziran ayının bir takvimi verilmiş herhangi bir yılın. Hastaneye gitmek için randevu almak isteyen Ayla Hanım. Haziran ayının 12'sine kadar ki 12'si de dahil randevuların dolu olduğunu görüyor. Şimdi şuradan şuraya buradan buraya kadar dolu arkadaşlar. 12'si de dahil olmak üzere dolu. Resmi tatillerde ve hafta sonları randevu alamayacağını öğreniyor. Şimdi hafta sonları şu kısımlar. Burada da randevu alamıyor. E, resmi tatillerde de alamıyor arkadaşlar. Pekala. Aylanın kalan günlerin sadece 1/4'ünde izinli. Kaç gün kaldı geriye? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 gün kaldı geriye ve bu 12 günün 1/4'ünde yani çeyreğinde yani 3 gününde izinli. Pekala. İzin gününde de hastaneye gitmek istemiyor. Varsayalım ki şurada izindi, şurada izindi ve şurada izindi. Buralarda da hastaneye gitmek istemiyor. E geriye kaç gün kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gün kaldı. Ayla Hanım'ın randevu alabileceği gün sayısı kaçtır? Tabii ki 9'dur. Çözerken zaten cevabı bulduk. Doğru cevabımız E şık olacaktı gençler. Devam ediyorum. 6. sorumla. Bir okulda grip salgını başlamış ve öğrenciler hastalanmaya başlamıştır. İlk hafta okuldaki öğrencilerin %20'si bu hastalıktan etkilenirken diğer öğrenciler sağlıklı kalmışlar. Şimdi ben okulda 100K tane öğrenci olduğunu düşüneceğim. 100K tane öğrenci var. %20'si hastalanmış. Bak şimdi hasta sayısı diyelim ve sağlıklı sayısı diyelim. Tamam. Şimdi %20'si hastalanmış ise 20K hasta vardır. 80K'sı hastalanmamıştır. Sağlıklıdır. İkinci haftaya geçtiğimizde ise Hasta öğrencilerin %40'ı iyileşmiş. Yani buradaki 20K'nın %40'ı iyileştiğine göre %60'ı hala hastadır. 20'nin %60'ı da 2 kere altından bana 12'yi verir. Burada 12K hasta kaldı. Ve buradaki öğrencilerden 80K tanesi sağlıklıydı. %40'ı iyileştiğine göre demek ki bak 8K'sı iyileşmiş. Artı 8K'da burada iyileşen var. Diyor ki bana... Önceki hafta hastalanmayan öğrencilerin de %30'u hastalanmıştır. Şunlar tabii bağışıklığı kazandı artık ama şunların %30'u hastalanmış. Yani salgın devam ediyor. Bunun %30'da bana 24'ü verir. O halde burada 80K'dan 24K'yı çıkardım. Böylelikle elimde benim 56K kaldı. Ve 24K burada hastalandığına göre artı buraya 24K eklendi. Şu da bir iptal. Ne diyor? İkinci haftada okuldaki sağlıklı öğrencilerin sayısının okul mevcuduna oranı. Şimdi sağlıklı öğrencilerin sayısı şu değil mi? Evet. Yani 64 K. Sağlıklı öğrencilerin sayısının okul mevcuduna oranı yüzde kaçtır diye soruyor. Yani 64'ün 100 K'ya oranını soruluyor. K'lar gitti. Yüzde 64 diye okunur bu da. Demek ki cevabımız yüzde 64. Yani C seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar. Ve devam ediyorum. Yedinci sorumda. Augustus de Morgan. De Morgan kurallarını bilmeyen yoktur herhalde matematikte. 1849 yılında ünlü matematikçi olan Augustus de Morgan'a yaşı sorulduğunda diyor ki... ...bugün x kare yılındaysak benim yaşım x'tir. Hmm. Şimdi 1849 yılında bu soruluyorsa bu da x kare ise buradan x'i bulmamız gerekli. x 43'tür arkadaşlar. 43'ün karesi 1849'u verir. Bunun karesini bulabilmek için. Mesela 40 kere 40'ın 1600 olduğunu biliyorsun ya. 1600 civarında bu sayı. Şimdi sonu 9 nasıl olur? Ya 47 kere 47'dir ya da 43 kere 43'tür. Çünkü 3 kere 3 9 yapar. 7 kere 7 de 49'un 9'u dersin. Ya budur ya budur. İkisinden birisini denersin. Tamam mı? Çok zor değil bunun bunun karesi olduğunu anlamak. X 43 ise demek ki 1849 yılında bu soru sorulduğuna göre ve o yılda X yaşındaysa yani 43 yaşındaysa çıkarırsın. 1806'yı bulursun. Bu Augustus de Morgan'ın doğum yılı olur. Benden hangi yıl doğmuştur diye soruluyordu. Doğru cevap 1806 yani B şıkkı olacaktı gençler. Ve artık son sorumuz olan 8. sorumuza bir göz atalım. Ankara'da bir yardım vakfı tarafından bir öğrenci yurdu yapılacak. Yurt binası 6 ile 8 kat arası olacak. Yani ya 6 katlı olacak, ya 7 katlı olacak ya da 8 katlı olacak. Bu üçünden birisi olacak diyor, tamam mı? Odaların yarısı 6 kişilik, yarısı 4 kişilik olarak planlanmış diyor. Ve her katta bu bu şekilde olacaksa, bu arada her katta 12 oda bulunacak ve odaların yarısı 6 kişilik, yarısı 4 kişilik olacak diyorsa, bu yurdun da yarısı 6 kişiliktir, yarısı 4 kişiliktir denilebilir. Sonuçta her katta aynı olan durum. tüm katlara genellersek, tüm yurda da genelleyebiliriz bunu. Yurt binası yapıldıktan sonra kapasitesinin %65'i kadar öğrenci kaydı almıştır. Buna göre yukarıdakilerden yani şuradaki sayılardan hangileri yurtta kalan öğrenci sayısına eşit olabilir diye sormuş. Öncelikle eğer yurdumuz 6 katlıysa 6 katlıysa çarpı her katta 12 tane var ama bu 6 tane katın her birinde 6 kişilik 6 tane tamam mı? Çünkü yarısı 6 kişilik yarısı 4 kişilik diyor ya 6 tane 6 kişilik olacağı için 6 çarpı 6 çarpı 6 derim. Bir de bu 6 katın tamamında 4 kişilik 6 tane vardır. 6 katın her birinde 6 kişilik 6 tane oda vardır. 6 katın her birinde 4 kişilik 6 tane oda vardır. Tamam. Şimdi demek ki 6 katlı olursa toplam sayımız bu olacak arkadaşlar. Tabi bu kontenjan sayısı artık. Bunu biliyoruz. Bu kontenjan sayısı. Şimdi o halde ben şunu derim. 6 çarpı 6 çarpı 6 216'dır. Ee, aynen. 6 kere 6 36, 4 ile çarparsam 144'tür ve bunların toplamı bize neyi verir? 0, 6 ve 3, 360'ı verir. Şimdi yurdumuz 6 katlıyken kapasitesi 360 oluyor. Pekala. 7 katlıyken kapasitesi kaç olur? Bir de bunu hesaplayalım. Bu 6 katlıydı ya. Yani 6 ile çarpılmış hali. Eğer ben bunu 6'ya bölersem ve 7 ile çarparsam 7 katlı olduğundaki durumunu buluruz. 6'ya bölersem 60, 7 ile çarparsam 420. Ve yine aynı şekilde 420'yi de bu sefer bu 7 katlı olandı. 7'ye bölüp 8 ile çarparsam bu da 8 katlı versiyonunu verir. 7'ye bölersem 60, çarparsam 480 gelir. Şimdi 6 kişilik olursa 360 kişi oluyor. 7 kişilik olursa yani 7 katlı olursa 420 ve 8 katlı olursa 480 kapasiteye sahip. Tamam. %65'i kadar öğrenci kayıt yaptırmıştı. 360'ın %65'ini hesaplayacağız şimdi. Yani 360'ı 65 bölü 100 çarpacağız. 0 gitti, 0 gitti. 5'e böldüm 2, 5'e böldüm 13, 2'ye böldüm, 2'ye böldüm 18. 18 kere 13. 18 kere 13, 10 çarpsaydım 180. 3 kere 18, 54 topladım. 234 yaptı. 234 var mı burada? Var. Güzel. Şimdi devam. 420 kişilik olursa ve %65'i dolu olursa bunu da 65 bölü 100 ile çarpacağım tabii ki. 0 gitti 0 gitti 5'e böldüm yine 5'e böldüm 13. Burada 2 kaldı 2'ye böldüm 2'ye böldüm 21. 21 kere 13. 20 ile 13'ü çarparsam 260 gelir. Bir tane daha 13 eklersem 273 olur bak o da var. Şimdi de 480'e aynı muameleyi uygulayacağım. 65 bölü 100 diyeceğim. 0 gitti, 0 gitti. 5'e böldüm, 5'e böldüm. 13 burada 2 kaldı. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm. 24. 24 kere 13. 24 kere 13'te 10 ile çarparsam 240 artı 72'den 312 gelir. Bu da olur. Burada olmayan tek şey 2'dir. Cevabımız da neymiş? 1, 3 ve 4'müş arkadaşlar. Bu da zaten B şıkkında mevcuttur. Evet gençler artık 37. testimizin de sonuna geldik. Burada işaret koydurduğum sorulara dikkat edeceksin. Videonun en başında söyledim ben sana. Bu sorulara, bu sorulara, bu sorulara dikkat et dedim. Tamam? Artık bir sonraki testimizde 38 diyeceğiz. 38. testte birbirinden güzel sorular var. Aman dikkat. Artık kampın son günleri, son günlerindeyiz. Bu kampı sakın ama sakın kaçırma lütfen güzel arkadaşım. Bak sakın kaçırma. Yani ben senin için o kadar güzel soru eledim, o kadar güzel soru yazdım, o kadar güzel soru seçtim ki. Efsane oldu, tadından yenmez. Ki zaten kampa da ilerlettirdiysen zaten hani buraya kadar geldiysen zaten bunu hissetmişsindir ki benimle beraber bunu takip eden arkadaşlarımın olduğunu çok iyi biliyorum. Çok ama çok iyi biliyorum. Lütfen sen de eğer buralara kadar izlediysen sen de bana Instagram'dan e, kitabının sayfalarını paylaşabilirsen, o çözülmüş sayfalar var ya en kıymetli sayfalardır. Yoksa kitabın hali şöyle boş hali neye benziyor ki hiçbir şeye benzemiyor. Ama sen çözersen çok daha güzelini e, göreceğiz Mutlaka benimle paylaş, e, aramızda bir güzel etkileşim olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar, sonraki videomuzda yani 38. teste görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.